Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça pratik bir kahvaltı tarifi vermek için geldim. Tost ekmeğinden bir kahvaltılık hazırlayacağız. Hem besleyici hem de pratik bir tarif olacak. Çayınızı demledikten sonra 5 dakikada hazırlayıp 5 dakikada da pişirip toplam 10 dakikada hazır edebileceğiniz bir tarif gerçekten. Ve yemesi de oldukça lezzetli. Kanalıma ilk defa geliyorsanız ve kanalıma henüz abone değilseniz, tarife geçmeden önce lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yarım kase şöyle ezilmiş beyaz peynir. Yarım kase ince kıyılmış maydanoz. 2 tane yumurta. Şöyle çırpıyorum. Ondan sonra katacağım. Yarım kase yeşil soğan. Yarım çay bardağı yaklaşık 50 milim süt. Yine yarım çay bardağı zeytinyağı. Bir çay kaşığı da pul biberi ekliyorum. Eğer peynirinizin tuzu azsa biraz tuz da ekleyebilirsiniz siz bu iç harca. Şöyle yarım kase kadar da kaşarım var. Onun yarısını harcın içine alıyorum. Kalan yarısını sonradan üzerine dökmek için kullanacağım. Bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsiye tost ekmeklerini diziyorum. Ben taze ekmek kullandım. Fakat hazırladığımız bu harç ile birlikte bayat ekmeklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Güzel, sütlü ve yumuşak bir harç olduğu için bayat ekmeklerinizi hem yumuşatır hem de lezzetlendirir. O şekilde de değerlendirebileceğiniz bir tarif. Yaklaşık 11 tane tost ekmeğine yeterli oluyor bu verdiğim ölçüler. Şimdi her ekmeğin üzerine birer kaşık hazırladığımız harçtan koyuyorum. Şimdi koyduğumuz harcı ekmeklerin üzerine güzelce yayalım. Her yerine gelsin.
ekmeklerin harcını yaydıktan sonra kalan az miktardaki harcı ekmeklerin üzerinden eşit şekilde paylaştırıyorum. Hazırladığımız bu harç gerçekten çok lezzetli oluyor ve dediğim gibi yumuşacık bir tat bırakıyor. O yüzden bayat ekmeklerinizle de, taze ekmeklerinizle de istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir tarif kesinlikle. Şimdi kenara ayırdığımız kaşar peynirlerinden ekmeklerin üzerine serpiyoruz. Kaşarlarını serptikten sonra ekmeklerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar tutacağız. Yaklaşık 10 dakika yeterli oluyor. Üst rafa koyarsanız daha hızlıca pişecektir ekmekleriniz. Ve 10 dakika sonrasında gördüğünüz gibi kaşarlar çok güzel kızarıyor. Ortası yumuşak ve kenarları çıtır olacak şekilde bir kahvaltılık oluyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten yerken beğeneceğinizi umuyorum. Lezzetli bir tarif. Beğenirseniz ve beni buraya kadar izlediyseniz videoma beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi şöyle servis yapalım. Hemen. Bakın şöyle yakından da göstereyim size. Dolu dolu bir ekmek oluyor. Gerçekten hem besleyici hem de lezzetli. Şimdi sizin için bu güzel kahvaltılığın tadına da bakmak istiyorum. Şöyle bir dilimini tabağa aldım. Ekmeğin kenarları gerçekten çıtır, ortası yumuşak ve altına da sosu geçmedi. Çünkü çok fazla bir sıvı kullanmadık. Sadece ekmeği yumuşatmaya yetecek kadar, bakın gördüğünüz gibi. Kaşarları da çok güzel eridi. Tadına da bakıyorum. Gerçekten denemenizi tavsiye ettiğim bir kahvaltılık. Deneyip beğenirsiniz umarım. Kanalıma abone değilseniz çıkan ekrandan abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.